Evet arkadaşlar, yeni bir ETS2 videosuyla daha karşınızdayım, ben Ercan. Bugünkü transferimiz şöyle. Christian Santa gideceğiz. Yaklaşık 42 bin euro kazanacağız. Eğer bu 42 bin euroyu kazanırsak kendimize yeni bir çekici alacağız arkadaşlar. Şuradan hemen göstereyim alacağımız çekiciyi de. Şu Mercedes Benz galerisine Polonya'da bir gidelim. Hadi be. Tamam. Neyse, bir dahaki videomuz gelecek bu çekiciyle. Umarım kazanacağımız para bize yeter. Şimdi yaklaşık 11 saat 36 dakikalık bir yolumuz var. Şuradan nereden nereye gideceğiz? Şimdi buradayız. Helsingborg'dayız. Burası İsveç. İsveç'ten Norveç'e gideceğiz. Daha yukarı. Tamam. Haydi bakalım. Kuzey topraklarındayız. Şöyle bir kapatalım. Selamlamamız olsun. Açtım baş arabayı. Birinci kamerayı aldım. Çalıştırıyorum. Öyle. Yükümüzde çift dingil var bende. Çift dorse var arkada gördüğünüz gibi. Anca yükü yetiyor. Sağa döneceğiz. Şöyle çok yakın bir oradan da aynı şekilde. Biraz geniş almak istiyorum. Sağa Şunu dön. açma lazım. Hadi bence umarım arkaya takılmaz. Biraz daha şöyle gitmem lazım. Bana bir şans ver kardeş. Şöyle bakayım. Hadi be. Of ya. Tüh. Tüh. Ama olsun. Sağa dönün. Olsun, döneriz. Atlatırız bence. Çek arabanı biraz geri be birader. Arkada çift dorse olunca bir tık sıkıntı yani. Gitmek gerçekten bir tık sıkıntı arkadaşlar, çift dorse de. Görüyorsunuz kocaman, hani bir yeri çevirsen arkadaş diğer yer kalıyor. Ama sıkıntı yok, her türlü süreç. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Aynen öyle, bakalım sağ çevirdiğimiz boş rahat bir sağ çıkışımız. Sağ çıkışı kullanacağız, tamamdır. Bir dakika. Düz ilerleyin. Tamam. Bana böyle tavsiye et. Zaten oradan gidersem tamam. Kaza yapmak istemiyorsanız arkanızda şöyle kaç ton şimdi bu? 16 tonluk yük varken öyle hızınız yapmayacaksınız. Yokuş aşağı giderken bilmem ne. Virajda hız yapmayacaksınız abi bu oyunu. Eğer düzgün kaza yapmadan oynayayım diyorsanız biraz da dikkat edeceksiniz. Gerçek arada sürer gibi süreceksiniz. Gerçekten çok yani saatler boyunca oynayabilirsiniz. Yük alıp yük götürebilirsiniz. Dünyanın birçok yerinde haritalar çok güncellenmiş. 1.44 metrede şimdi ben bakayım süspansiyonlar ne durumda. Şöyle sonra da sindirimizi atalım. Geçelim yavaşça. Az yavaşlatmak istiyorum arabayı. İkinci vitesi alayım. Şöyle yavaşlatayım. Bir el frenini de indirelim. Durduralım arabamızı. Dörtlü de yıkalım. Kimse gelip bize şey yapmasın. Süspansiyonlarımız ne durumda bakalım hemen. Süspansiyonları kaldıralım abi. En sona getirelim. Yüksekte olsun süspansiyonlarımız. Tamam. İmdatı indirdik. Yolumuza devam edebiliriz. Dörtlüyü de kapatalım. Vites aralıkları çok kısa görüyorsunuz. Her testte bir vites değişimi zaten. Oyundaki vites aralıkları gerçekten kısa. Ya bu araçlar 12-16 vites civarı oldukları için zaten 3. viteste falan kalkıyor araba. Yol nasıl ya, böyle yokuş mu? Ondan dolayı ya, şu yakışıklılığa bak be. İçeriye bak. Ama şimdi yeni alacağım Mercedes tırım bundan kat kat daha iyi olacak. Ona da güzel bir ayar yaparız. Şimdi bunu satacağım. Takasta kullanacağım. Aslında çok fazla bir yolda yapmadık bununla. Ama olsun. Yeni tarımımızda belki daha güzel şeyler yaparız. Daha çok yere gideriz. Yeni çekicimizde. Bakalım. Mercedes deneyelim.
Alman deneyelim. Almanla gidelim. Ben Mercedes her zaman sevmişimdir. Renault da tabii bana bu tır çok hizmet etti ama daha düşük seviye bir tır bu. Her ne kadar ben bunun motorunu vitesini, şanzımanını değiştirsem de, birçok şeyini değiştirsem de yine de şu an için bana yetmiyor açıkçası. Ağır yüklerde kolay o hızlanmayı elde edemiyorum. Bence bunu hızlı teslim edebiliriz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Şu sebebi de şu. Hızlı teslim edebilmemizin sebebi de şöyle. Deniz aşırı gideceğiz ya. Ondan dolayı bir teslimatta sıkıntı yaşamayacağımızı biliyorum. Yani. Eğer belli sürede içinde bitmezse bu teslimat 2 veya 3 seri halinde çekebilirim tabii ki de. Şimdi bakalım kuzey topraklarındayız, İskandinav topraklarındayız. Buraların yollarını öğrenmeye çalışıyoruz. Düz ilerleyin. Hızı kesme, hızı kesme abi. Hızı kesmeye gerek yok. Sabitleyiciyi açtım. Gayet güzel gidiyor bak. Tümseklerde falan gayet 10 numara beşirdiz. Süspansiyonlar çok iyi olmuş. Bak hissetmiyorsun yani. O tümseyi geçerken araba minik böyle süper bir amortisör. Sanki hiçbir şeyden geçmemiş gibi. Harika oluyor yani. Gayet iyi. Göteborg'a gideceğiz. Oradan karşıya geçeceğiz. Oradan da sonra bir daha karşıya geçeceğiz. Aslında yolumuz bence bayağı kısalacak. Ama şu Göteborg'a izin verin. Şu şeridi de düzene alayım, ortalayayım. Yoksa beni sürdürüyorum. Araba sağa doğru kayıyor. Dönmeçten dolayı. Güneş batıyor şöyle. Ah be, kuzey yolları. Yağmur da yok. Bak, buralarda güzel. Yağmur yok şu anda. Benzine ihtiyacım yok. Benzinim var. Evet arkadaşlar, yine söylemeyi unutmuyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Daha birçok içerik gelecek. Gerçekten yeni yeni içerikler var. Farklı farklı yarış oyunları da oynayacağım. Ben zaten yarış oyunları oynayan, hani oyun sektörüne yabancı olmayan biriyim. Yıllardır oyun oynuyorum. Simülasyon oyunlarını da çok severim. Bakalım, göreceğiz. Daha güzel şeyler yapacağız inşallah. Sene sabitledik. Ceza yemeyelim. Göteborg'a da var. Göteborg'a gidiyoruz arkadaşlar. Oradan da geçeceğiz de geçeceğiz. Dimler'le geçeceğiz. Bir radyo yayını yapalım mı? Gerek yok. Gerek yok. Müzik şimdi olayı karıştırır, sessizlikler karışsın istemiyorum. Şöyle güzel bir video olsun gerçekten. Olsun.
sürüş videosu şöyle güzelce bildirim. Şimdi kamera, evet kameram yok arkadaşlar. Yakın zamanda kamera da alacağım. Kimse merak etmesin. Kamerayla güzelce nasıl kurduğumu, ekipmanlarımı, odamı göstereceğim size. Bence benim için gayet güzel ekipmanlarım ve odam var. İleride bu oyunu projeksiyonla da oynarız sizinle birlikte. Bunu da görürsünüz. Gayet güzel. Gayet güzel gidiyor araba. Şimdi bir tık yavaşlamamız gerekiyor arkadaşlar şurada. Çünkü ileride bir dönüşümüz var. Keskin bir dönüş durmuyor ama yine de yavaşlayalım. Dönüşlere giderken yavaş gitmek lazım. Arkada da çift dosya olduğu için sıkıntı yaşamayalım yani. Verdim sağ sineye. Bakıyorum sağ Sağ şerit boş. çıkışı kullanın. Kapattım sinyalini. Biraz daha yavaşlayalım. 40'larla falan girelim. Arabanın hızı 50'nin altına düşsün. Evet, gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu bak amortisörün. Abi çok iyi ya. Şu süspansiyonlar o kadar güzel olmuş ki. Şöyle sağa döneceğiz. Sinyalimizi verelim yavaştan. Çok genişten de almayalım, dardan da almayalım. Güzel çevirdik arabayı. Güzel. Geçen burada gidiyoruz. Kaza yapmadan iyi bir şekilde sürelim. Şimdi şey diyebilirsiniz ya arkadaşım neden daha hızlı gitmiyorsun ama oyun buna izin vermiyor. Oyun gerçekçi olması lazım. Ben yani yarış arabasını basarsam nasıl olacak? Olmaz yani. Sağ soldan. Siz öyle tır gördünüz mü? Gerçi Türkiye'de görebiliriz arkadaşlar. Koca kamyonlar sol şeritten gittiği için Türkiye'de çıldırtıyorlar insanı. Sollamaya çalışıyorlar falan birbirlerini. Zaten anlamıyorum belli saatler içinde onlar nasıl trafiğe çıkıyorlar orası da ayrı mesele. Denetlenmiyorlar demek ki. Bakayım gelmiş miyiz? Az kalmış Göteborg'a. Parmağımız falan değmiştir bir yerlere. Çünkü hem klavyede hem de direksiyonun üzerinde bir ton tuş olduğu için çoğu da bir şeylere atılır. Zaten hani biliyorsunuz oyunda çok tuşa gerek var. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi benim bir shifter'ım yok. Öncelikle bir shifter. Sonrasında bir şöyle bir ton box alabilirim. Şeyde marşlı. Marşı çevireceğiz. Öyle çalışacak. Marşla bakacağız. Çalışmayı durduracak. O hesaptan bir şeyler yapabilirim bakalım. Hayırlısı olsun. Göreceğiz. Sağa döneceğiz. Yine bir dönüşümüz var. Biliyorsunuz arkadaşlar dönüşlere doğru ilerliyoruz. Hafif hız Sağ kesiyorum. çıkışı Her kullanın. zaman hız keserim dönüşlere doğru giderken. Ne olur ne olmaz. Çünkü şurada da bir keskin bir dönüş var. Yavaşlamak lazım. Arkamızda kocaman yük var. Gerek yok hızlı girmeye.
Bettencourt'a geldik zaten, az kaldı. Buradan şimdi karşıya geçeceğiz. Yerin titreşimini çok güzel hissediyorum şu anda. Şöyle yavaşça dönelim. Yapmayın. Terse mi girdik? Sola dönecektim. Tüh. Ama şöyle bir kişi var mı? Var abi. Çak dörtlü. Çak dörtlü. Çak dörtlü. Çak 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 çak. Çak dörtlü. Döndür arabayı. Döndür döndür döndür. Döndür. Hadi bir geçelim. Hadi bir geçelim. Takıldı mı arkada? Yapma ya. Neyse dur. Dur 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 dur. Geri alalım. Vitesi vitesi geri alalım. Gösterse yani. Kazasız belasız döndük. Yanlış yola girsek de kazasız belasız döndük. Şimdi yolumuzda devam edebiliriz. Şu yolları kapatayım. Gerek yok. 50 diyor zaten. Valla şöyle söyleyeyim, hani ters şeride girseydik biraz sıkıntıydı çünkü yerden dönme şansımız da olmayabilirdi ki oradan dönmem de bir trafik hatası çünkü oradan hiçbir şey dönüş yok ama ben yine de bir şekilde döndüm, dörtlüğümü yaptım çünkü yani olur böyle şeyler, yalnız ters şeride de girebiliriz, Solda kalın yapabiliriz bir ve şeyler. sonra sola dönün. Tamam, döneceğim. Zaten bakın gemi işareti çıktı. Az yavaşlayalım. Sola dön. Güzel. Düz ilerle. Geldik buraya da. Şurada nerede kalayım? Sağa dönün. Tamam. Abi sağa döneceğiz de. Şöyle. Hangisine girelim? Şuradan girelim. Yok, şurada ilerle sağda. Şuraya geleceğiz. Haydi bakalım. Bir karşıya geçelim. Aynen, Göteborg'a 677 euro. Abi bir ton yeni bir para rota alıyor. bulunuyor. Helsingborg'dan Kristiansand'a götüreceğiz. 42.799 lira verildi. Yaklaşık 43.000 lira. Şimdi bakalım neredeyiz? Nereden ne kadar yolumuz kaldı? Şimdi şuradan buraya geldik. Gayet güzel. Şu kısa bir mesafemiz var. Sonra karşıya geçeceğiz. Direkt orası zaten. Bir şey kalmamış. Yani bu rahatça gidebiliriz. Hemen ben şu numarayı çekeyim. Seçeneklerimizi açalım hemen. Yavaşça sağa dönelim. Araba ışıklar mı kapalı abisi? Bunları açayım. Bunu yaşatmamız lazım. Sola dön. Sola dön. Evet. Geçebiliriz. Evet. Tam bakalım. Geçebiliriz. Ya ne olur ne olmaz. Bazen geliyorlar.
O yüzden bakmak lazım geçmeden önce. Evet efendim. Kaldırın ışıkları. Düzeltelim arabayı. Tamam. Yandı zaten şimdi. Kısa bir yolumuz kaldı. Bir şey kalmadı gerçekten. Normalde şu mevzi bir tık sıkıntı abi. Kırmızı ışık. Takıldım bir kere bak bizi ne kadar oyaladı şimdi yani. Sen yani bir devam edelim. Bir soru alayım. Abi bunlar güzel küçük araba. Geçen mi olmuş aslında. Ben de bir merak etmedim diye bir düşünüyorum. Polis arabası. Volkswagen. Polan Golf. Öyle bir şey. Aracımız gayet iyi. Aracımız gayet güzel. Şöyle bir tık yavaş yapalım. Çok hızlı. 4 saat 23 dakikamız var. Yolun bitmesine. Şimdi denizden olduğu için daha hızlı bitecek. Bir yolun kalmadı benim. Sadece Alborta gideceğim galiba. 76 kilometre gösteriyor. Alborta mı gideceğim? Yok, ben şeye gideceğim. Histols'a gideceğim. Histols. Histols'a doğru yol alıyorum. Yani çok da bir yolum yok. Olsa her şey çok zor. 50 kilometre falan gidersin. Hızlıca gideriz. Sağlık rejimi de açtım. Başlayalım. Evet. Sağ çıkışı kullanın. Sinirlerimizi kapatalım. Görüşümüzü yapalım yalnız. İyi kurtardık. İyi kurtardık. İyi kurtardık gerçekten. Hani kazaya gidiyorduk. En korktuğum şey dingin devrilmesi. Devrilirse zaten hani çek servis yazıyor, başka şansımız yok devrilir bir anda. Korkarım yani böyle bir şeylerde. Daha önce başıma geldi sürerken. O yüzden o kestiğim dönüşler çok önemli. Aslında çok da yavaş gidemedim. Aslında daha yavaş gidemedim lazımdı. Ondan dolayı. Geldik sayılır zaten. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Polis arabasını çarpmadım da polis arabasını çarpmadım. Şu Volkswagen'i çarpmadım da. Sağ dönüşümüz var zaten. Helalinden bir sağ dönebiliriz bence ama. Ulan siz geçene kadar kırmızı yandı ya. Bak sen geçene kadar kırmızı yandı, bize kaza yaptı. Durduk yerde bize kaza yaptırın abisi. Kırmızıda bekliyorsun. Hadi hızlı geç ya. Hızlı geç ya.
Ah be abi, sizi bitirdim de. Tüm kaldı. Bence tüm sekte kaldı. Ondan dolayı öyle oldu. Yol hakkı bende abi, ben vermem o yol hakkını kimseye. Kimse de kusura bakmasın yani. Yol hakkı bendeyken size gidip nasıl yol hakkı verir? Yani. Acil bir durum olur verir. Onun dışında çok bir yol hakkını vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Güzelce tamamlayalım. Mercedes çekicimizi de alalım. Daha güzel videolar gelecek. Şöyle kaymak gibi. Nerede? Zaten şeye geldik. Deniz'in dibine geldik kardeşim. Sen bizi nereden sonra döndürdün? Hadi bakalım. Burkuna geldik. Şuraya geldik şu anda. Şimdi şuradan arabamızı verelim tekneye, gemiye verelim arabayı, çeşitimizi karşıya geçelim. Şimdi buradan kaç yere isteyecek? Abi 3 saat 15 dakikada götürüyor. Ben buraya gideceğim abisi. Beni buraya Rota getir. tekrar hesaplanıyor. Rotayı da tekrar hesapla. Hadi bakalım. Malı teslim edelim artık ya. Malı artık teslim edelim. Şuradan da çıkalım. Süper abisi gelmişiz zaten. Şöyle malı verelim gidelim. Düz ilerle. Görmem lazım orayı. Şuradan bir sol yapmam lazım. Sanırsam. Evet, gayet güzel. İlerleyiniz diyor da harita düz ilerleyiniz demiyor bana ama. Hadi. Şimdi anladım. Lazımmış. Neyse şurada bir kazası belası çıkayım da şuradan. Her türlü çıkar, sıkıntı yok. Çıkarsın. Al işte. Şimdi burada kalmak bir tık problem abisi. Bir tık problem abisi buradan çünkü dönmüyor. Geniş almamız lazım. Yine de tamamlarız bence. Şöyle yapalım. Sonra çevirmeye çalışalım şu anda. Çıktık abi. Her türlü çıktık. Nereden çıkacak? Buranın çıkışını bilmiyorum. Buradan bir çıkış yok gibi duruyor. Arkasından var mı? Ben şöyle bir bakayım. Orası kapalı abisi. Şöyle bir sağa sola bir gezdirelim. Koca arabayı, koca tırı çıkartacağım ya ben buradan. Şuradan bir baksam. Yok abi, sonrası kapalı. Neyse, dur bakalım. Çevirelim şöyle. Bence oradan çıkardık. Yani oradan çıkmamız gerekiyor. Bence oradan çıkmamız gerekiyor. Ama orada da yol yok vesaire. Ne yapacağız bilmiyorum. Şuradan mı gidiliyor? Bir dakika, yanlış yere geldik abi. Bak bak bak, yolu. Bak, buldum yolu. Tamam, gidiyoruz. Düz müz? Düz devam. Ama bir dakika. Bir dakika, orası düz devam edemem çünkü burası tabela var. Yerde işaretler var. Ne diyor? Geliş yönü diyor, görüyor musun? Bizim dönüş yapmamız lazım şöyle. Şu sözcükleri de kapatayım. Gözüme bakmasın daha fazla. Heh. Bak, barışlar.
gördük. Güzel. Çok geniş olunca ne yapacaksın? Araba çok geniş ya. Yani. Arkada çektiğin olunca dönüşler de çok sıkıntı. Gerçekten sıkıntı ya. Yavaş dön. Stop diyor zaten. Sağdan gelen çok bir şey var mı? Yok, sağdan gelen. Soldana bakalım. Soldan gelen bir şey. Yok gibi. Zaten dönüşümüzü aldık. Kazasız da yansın. Güzel bir teslimatımız daha olsun. Düz ilerle. Şimdi ilerden bir dönüşümüz var. Güzel bir dönüş olsun. Şöyle bakalım. Sola güzel olmuş ve gerçekten. Sonra düz devam edin. Bence 10 numara 5. Aman 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 ne yapıyorsun, aman aman. Bak sınırına gelmişim, yola girmişim, çekeceğim burada. Önüme giriyorsun bak. Evvel geçelim seni. Düz ilerle. Hiç kimse kalmaz arabada içinde. Haberin olsun. Hayatın kularını oynama. Bana bir şey olmaz. Ben tırın içindeyim abisi. Yolları da değişikmiş ya valla. Güzelmiş yani Norveç yolları. Sola dön. Buradan biz sola döneceğiz. Şimdi azıcık yavaşlatalım arabayı. Çok geniş aldık ama güzel döndük. Hadi be kardeşim. Of be, ne güzel yokuşmuş lan. Et, sağ dosya dön. Sana çarpmasın. Sağ dön. Yani gerçekten efsane bir yermiş. Gayet sağ güzel dön. Geldik ama bence gayet güzel geldik. Sevdim ben bunu. Ben bu sağ teslimatı dön. Çok sevdim. Ve sonra sağ şöyle dön. Bir yere gelmek de çok güzel oldu açıkçası. GNT'ye getirdik. Sağ dön. Teslimatımızı yapalım güzelce şimdi. Evet yorulduk arkadaşlar. Bence de değdi buna. Şöyle teslimatı yapıp gideceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar benden. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen.